yolunda. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Sağ olun. Sizi iyi gördük. Her zaman iyiyiz efendim. Ceyhan Akgül'ün hikayesini bir şöyle bir gidelim, izleyelim. Sonra canlı canlı stüdyomuzda olacak. Geçmişi unutacak. Aynalarla barışacak. Büyük değişimle yepyeni biri olacak. Melek'le Büyük Değişim'de bu haftaki şanslı konuğumuz Ceyhan Akgül oldu. Şimdi Ceyhan Hanım'ın evine konuk olacağız ve hikayesini kendisinden dinleyeceğiz. ...44 yaşındaki Ceyhan Akgül için zor günler henüz 17 yaşındayken başlamış. Başından geçen talihsiz evlilikle tüm hayatı zindana dönmüş. Kötü alışkanlıkları vardı. Şiddeti hiç kesilmiyordu. Gece uykudan kaldırıp bile dövüyordu. Burnumu kırdı, kaşımı patlattı, dudağımı patlattı. Kırılmadık yerimi bırakmadı diyebilirim. Onları düşündükçe zaten... Her şeyi yeniden yaşıyormuş gibi hissediyorum ve bunlar beni çok bozuyor. Ceyhan Hanım yıllar yılı bir evlat sahibi olabilmenin hayaliyle yaşamış. Onun yüzünden bebeğimi de kaybettim. Hamile kaldığımı bilmiyordum. Bir yılbaşı günüydü. Hiçbir sebep yoktu. Yine de öldü. Sonradan öğrendim hamile olduğumu. Düşük oluyordu. Düştü, bir daha doğmadı. Evlat sevgisi tadamama kadar acı bir şey olabilir mi bir kadın için? Ceyhan Hanım hayata tekrar umutla bakabilmek için Melek'le Büyük Değişim'de. Sizi gördüğümde kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Rüya falan zannettim. Sizin sayenizde yepyeni bir sayfa açılacak. Bembeyaz, tertemiz. Ceyhan Hanım'ın yıllardır hayalini kurduğu değişim yolculuğunda ilk durağımız Samsun oluyor. Ceyhan Hanım'ın yüzüne yepyeni bir görünüm kazandırmak için estetik ve plastik cerrahi uzmanı Hayati Akbaş'la birlikteyiz. Konuğumuzda nasıl bir değişim göreceğiz? Şimdi konumuzda yüz bölgesinde özellikle burundan başlamak üzere bazı noktada değişiklik düşünüyorum. Çünkü burun gördüğünüz gibi eğri ve deforme duruyor. Muhtemelen daha önceden geçirdiği kazalar olabilir. Onun dışında göz kapaklarına dikkat ederseniz torbalanma, her iki alt göz kapağında, üst kapakta deride bollaşma, gevşeme söz konusu. Kaşta da bir miktar düşüklük söz konusu. Onun dışında da yüzün genelinde bir yağ kaybı söz konusu. Bütün bunların kombine bir şekilde tek operasyonda düzeltilmesiyle çok pozitif bir yüz olacağına inanıyorum. Ve konuğumuzun heyecanla beklediği ameliyat günü gelip çatıyor. Çağırayım mı stüdyoya? Hadi bakalım, Ceyhan geliyor. Ay, tir tir titriyor. Dur, heyecanlanma, Allah canını nasıl almasın. Beni de heyecanlandırdı. Aa, başka bir kadın. Ha? Bak, bir şeyse 30 yaş gitmiş geriye. Aynen öyle. Ay, ellerinize sağ, ne yaptınız? Bir yerine iz koymuştuk karışmasın diye, oradan tanıyorum. Vallahi çok başarılı olmuş. Titriyorsun. Çok heyecanlıyım. Kendimi çok değişik. Ben eski Ceyhan değilim, yeni Ceyhan'ım. Bravo sana. Mutlu musun? Çok. Belli olmuyor mu? Evet. Bak, ne kadar zor günler geçirmişsin, neler atlatmışsın. Şimdi de yeni Ceyhan olarak buradayım diyorsun. Evet. Neler yapmak istiyorsun bundan sonra? Mesela hayatında nasıl değişiklikler olsun istiyorsun? Tamamen yepyeni bir sayfa açıp o yolda da, çizdiğim yolda da gideyim istiyorum. Hadi hayırlı gidişler diyelim o zaman Ceyhan'a. Evet, şimdi çok kısa kısa sizlerden sevgili Ceyhan'la nasıl ilerlediniz, şu hale getirdiniz?
Bir görüşlerinizi alalım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi Ceyhan Hanım hakikaten geldi. Arkadaşlarım çok güzel özetlediler. O yılların getirdiği bir takım değişiklikler yüzüne tamamen yansımıştı. Yani yüzün geneli, kaşlar düşmüştü. Göz kapaklarında torbalanmalar, gevşemeler, sallanmalar ortaya çıkmıştı. Burun da yanaklar sarkmıştı tabii. Burun daha önce kırılmaya bağlı deviasyon, dışarıdan eğrilme problemleri vardı. Gıdı bölgesinde sarkma, çene bölgesinde sarkma, yanaklarda sarkma vardı. Bunların hepsine tek oturumda, tek seansta yani hem kaş elevasyonu, kaşların kaldırılması, hem göz kapaklarının tazelenmesi, hem yanakların dolgunlaştırılması, o smasplast dediğimiz yüz germe yönteminde kullandığımız bir uygulamayla, hem de boyun bölgesinin gerilmesi, gerginleştirilmesi ve aynı zamanda burun estetiği. Bakın tek oturumda aslında yapılan işlemler kaş kaldırma, blefaroplasti, göz kapağı estetiği, yüz germe, boyun germe ve rinoplasti, burun estetiği birlikte kombine edildi tek oturumda. Bilmiyorum, aslında çok uzun sürmedi biliyorsunuz. Ortalama 3 saatlik bir operasyondu bunun tamamı. Ve 15 günlük bir süre, 15 günlük sürede bile hakikaten ben de çok beğendim. Arkadaşların hepsinin ellerine sağlık. Yönetmenim, çok ellerinize sağlık. Evet. Yönetmenim, ilk resmini bir getirebilir miyiz? İlk resmini eline konulursa, dikkat edin, kaşların düş, kaşlara dikkat edin açısına. Göz kapaklarına dikkat edin, torbalanmalara ve sallanmalara. Yanak bölgesine dikkat edin, boyun bölgesine dikkat edin ve buruna dikkat edin. Henüz de bu 15 günlük bir hadise olduğunu bilerek söylüyorum bunu. Daha oturacak 15 günlük bir hadise da, ve daha da oturacak. Doğru. Ellerinize sağlık. Şimdi efendim sevgili Ceyhan'ın yeğeni var, Güler. Güler Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Melek Hanım. Nasıl buldunuz? Teyzem değil diyorum, çok yeni bir Ceyhan. Ha, niye ağlıyorsunuz peki? Ya hiç bu kadar değişeceğini ummuyordum. Çok kötü günler geçirdik biz. Evet. Her şeyden önce anne o bana. Ama şu an çocuğuyum demeye ben kendimden utanıyorum. Kurbanım. Yaşlı duruyorum çünkü. Sen de mi ağlıyorsun? Ne yapıyorsun? Hep birlikte yaşadık çünkü biz. Kötü günleri. Çocuğumu da teyzem büyüttü benim. Kurbanım. Çok emeği vardır. Sizlere teşekkür ederim. Adınız gibi melek gibi bir insansınız. Sağ olun. Hocalarımın da ellerine sağlık. Sen şimdi bundan sonra çocuk filan da büyütmezsin artık başıma gelen. Yok artık. Çocuk büyütmeye düşünmüyorum. Yok artık. Kafaya koyduğum kafaya şey var. Kafaya koydum kendi hayatımı. Allah nasip ederse evlenince. Barınak hayır. Ha. Evlilikte istemiyorum. Barınak açacağım. Ha evet. Ne barınağı? Kedi, köpek. Aferin sana bir alkış buna.